Kayıs Uygunluk Belgelendirme Kurumu kısa bir süre önce akredite olmak için Türk Akreditasyon Kurumu'na başvurmuştu. Başvuru sonrası yapılan değerlendirme ile Kayısı Uygunluk Belgelendirme Kurumu'nun akredite olmasına karar verildi. Malatya Valisi Ulvi Saran, Kayısı Uygunluk Belgelendirme Kurumu'nun kuruluşundan önce denetimlerin son derece geleneksel yöntemlerle yapıldığını ama artık bu denetimlere belli standartlar getirdiklerini söyledi. Gerek başlangıç aşamalarında yani yetiştirilmesinde, gerek daha sonraki aşamalarda toplanmasında, nakledilmesinde, muhafazasında ve işlenmesinde hangi şartlara uyması gerektiği ve hangi esaslar dahilinde üzerinde durulması gerektiği konusunda bir takım standartlar geliştirdik. Bu standartlar uzun bir çaba sonucu oluşturmuş bulunduğumuz yapı ile oluşturuldu. Bunlara standart setleri diyoruz. Yani kayısının kaliteli ve sağlıklı bir şekilde eline geçirilmesini sağlayacak standartlar. Bu standartlar adım adım uygulamaya konulacak. Saran, Kayısı Uygunluk Belgelendirme Kurumu'nun Türkiye'de bir gıda ürünüyle ilgili sistem olarak belgelendirileceği, akredite edileceği ilk ve tek örnek olduğunu söyledi. Bir yıldan daha uzun süredir sürdürdüğümüz belgelendirme çalışması, yani kurumumuzun akredite edilmesi çalışması yakın zamanlarda sonuçlandı ve Türk Akreditasyon Kurumu, Türkiye'deki kuruluşların bu tür belgelendirme faaliyetlerini yapabileceklerine dair gerekli onayı veren kuruluş TÜRKAK, yani Türk Akreditasyon Kurumu yakın bir zamanda bizim kurumumuzu akredite etti.